Hoş geldiniz oyun militanları, ben Yaşar. Karşınızda yepyeni bir Lord of the Rings Rise to War videosuyla birlikteyim. Yüzüklerin Efendisi, savaşlar. Bahar etkinlikleri geldi. Bahar etkinlikleri doğrultusunda böyle bir ana şeyimiz, giriş ekranımız da değişmiş. Onu da göstermek istedim. Bahar etkinlikleri, yani Rock'ta da olduğu gibi veyahut da başka oyunlarda olduğu gibi. Klasik, birçok ödülü olan farklı etkinlikler getirmiş. Bilbo'nun bilmecesi var. İşte bir klasik. Bilbo bize bilmece soruyor ve yanıtlıyoruz. Bu yılbaşında da vardı. Solo ya da duo girebiliyorsunuz. Duo girerseniz birisi cevap öneriyor. Diğeri de aynı ortak kararla şık belirleniyor. Solo yapın geçin ya. Çok önemli değil. Belek satıcısının bahar teklifi. İşte benim için asıl önemli olan o. Biliyorsunuz 288 beleğim var şu anda. 22.400 de elmasım var. Bu demek oluyor yani 350 beleğe ulaşıp sandık açacaktım. Bahar özel sandığının gelmesiyle birlikte en azından ekstra fayda sağlayabileceğim bu beleklerden kendime. Komutan olarak da Mouth of Sauron'u tercih ettim. Mor komutanları sadece tercih edebiliyordum. Lurt mu, Mouth of Sauron mu? Mouth of Sauron'u tercih ettim açıkçası. Poşetteki delik bahçesi. Dur, ona gelmeden önce poşetteki delik bahçesine geçelim. Poşetteki delik bahçesinde de şehrimiz, yani bir çeşit bahçe düzenliyoruz. Bir çeşit bahçe süslüyoruz. Burada bahçe liramız var. Bahçe liralarımız var. Şu anda 112 adet bahçe liram varmış ve 112 bahçe lirayla burada belli miktarlarda koyabildiğim yer kaplamaları, çitler, çiçekler, el arabası ve diğer süs, her şey, bir ton şey var. Açıkçası merak ediyorum. Biraz sizden kopya çekmem lazım. Bizim Discord'a gelin abi. Herkes bir neler yapmış, neler yapmış bir Discord'da paylaşın. Sizden kopya çekeyim. Şöyle güzel şeyler yapalım. Lotur bu işe bayağı kasmış. Belli ki Discord'da böyle bir en güzel bahçe tasarımı yarışması bile yapabilir. Eminim yapacağına. Yapacağına eminim yani. O yüzden önem göstermeyi deneyebilirsiniz. Hiçbir kaybı yok nasıl olsa. Sunucu durumuna baktığımız zaman da şurada sunucunuz aktif bir sunucu ise eğer 100.000'e ulaştığınızda maksimum ödülleri elde ediyorsunuz. 300 zümrüt var. Bahar Festivali yapıştırması ve 10 belek var burada ödül olarak. 200 zümrüt ve kullanılmış ekipman, seçkin ekipman var. Belek kuponu var 10 tane daha. Burada da 100 zümrüt 10 belek kuponu var ki bunu da almışız zaten. Buradan gezgin butonuna tıklayarak random insanların bahçesine gidebiliyorsunuz. Onlara beğeni atabiliyorsunuz. Şu an ayrıca onların çiçeklerini suluyorsunuz. Aa bak, birileri bir şeyler yapmış. Oo, ne yapıyorsun ya? Adam tarla yapmış oğlum buraya. Dur sulayayım. Al abi. Sulamanın da böyle ödülleri var. Yani günlük sulama hakkınızı gidin bir şeyler sulayın yani. Şöyle hepsine birer tane. Yani bu sulama göstermelik sulama bence. Siz bir şeyler diktiğinizde hiç kimse gelip sulamazsa veya siz sulamazsanız bunlar büyümeyeceği anlamına gelmiyor. Bence büyüyeceklerdir diye düşünüyorum. Radagast'ın arkadaşları, aha bu da ikinci gün. 30 elmas, 20 bahçe lira verdi. Her gün giriş yaparak Radagast'ın arkadaşlarıyla tanışıyoruz. Radagast'ı, Boz Radagast'ı biliyorsunuz Hobbit filminden. Genel olarak işte ormanda işte hayvanlarla yakın olması, arkadaş olmasıyla bilinir. Şöyle baktığım zaman 10 gün sürüyor burası ve 3. gün, 6. gün ve 9. günde birer tane belek mevcut. 9, yani toplam 3 belek mevcut ve belek olmayan günlerde 30'ar elmas ve 20'şer bahçe lira verirken belek olan günlerde 2 bahçe lira ve elmas vermiyor. Asıl önemli olaya gelelim. Radagast'ın arkadaşlarındaki asıl önemli olay yumurtalar. Evet, burada yumurtalar mevcut. Şöyle butona tıkladığımız zaman Bahar Festivali yumurtalarının yerini belek satıcısı biliyor olmalı diyor. Şöyle bir belek satıcısına gidelim. Reis, ne biliyorsun? Belek evine hoş geldin gezgin. Maceramdan getirdiğim gösterişli eşyaların tümünü burada bulabilirsin.
Melek satıcısı biliyor olmalı dedi. Şöyle bir bakıyorum. Orada sanırım ipucu veriyordu. Orada ki kapak fotoğrafında birçoğunuz belki de yumurtaların yerini öğrenmeye geldiniz şimdi benden. Size yumurtaların yerini de göstereyim. Radagast'ın arkadaşlarına burada gördüğünüz üzere etkinlik olarak 7 tane yumurta bulabiliyorsunuz ve 5 yumurta size 5 yumurtayı bulmanız dahilinde size 2 belek madalyası, 100 bahçe lira artı avatar veriyor. Önemli 2 belek önemli. Dolayısıyla ve en azından 5 yumurta bulmakta fayda var. Peki bu yumurtalar nerede? Abi oyunda her yere serpiştirmişler açıkçası. Ben de çok şaşırdım. Biraz araştırdım. Bir iki tanesini de kendim buldum. Olayı anlayınca. Yumurtalardan biri bu ekranda arkadaşlar. Hatta direkt şurada göstereyim size. Kafamın orada. Eğer buraya tıklarsanız şurada bir yumurtayı görebiliyorsunuz. Hemen yumurtalardan birini bu şekilde bulmuş oluyorsunuz. Diğer bir yumurta nerede? Belek satıcısında kafasında şurada tacın hemen şurada arkadaşlar. Şuraya tıklarsanız ikinci yumurta da burada. Başka? Başka nerede yumurta var? Bir tanesi evet burada. Ancak bunu yapabilmek için şundan görev almak lazım arkadaşlar. Bunu yapamıyorsunuz. Eğer bunda görev yoksa şu arkadaş barmen. Evet. Barmene yakınlaşmak gerekiyor yapabilmek için. Gerek işte bu 10 gün içerisinde tıklayıp ben şimdi size bunu göstermek için tabii ki 200 elmas vereceğim ve görevleri yenileyeceğim. Onu size göstermek için. Onun da kafasında şu tacın burada. Hatta buradan gözüküyor yumurta. Ama buradan tıklayarak alamıyorsunuz bunu. Şöyle gidip kafasındaki tacın oradan yumurtaya tıklamanız gerekiyor. Onu size göstermeye çalışacağım. Bir diğer yumurta da komutanı asker al, askere al sayfasında. Şöyle baktığınızda şu tavşanın arkasında, şu çiçeğin arkasında sol üstte yumurtalardan birini bulabiliyorsunuz. Tıkladık ve üçüncü yumurtamızı bu şekilde bulduk. Evet, görevlerin yani ipuçlarının hepsini yapıyorum şu anda. Dolayısıyla şöyle 200 elmas veririm. Ah tamam bunun kafasında görev çıktı ve yumurtayı alabilirim şu şekilde. Gayet iyi. Yani normalde 200 elmas vermek zorunda değilsiniz tabii ki. Başka herhangi bir gün bunun illa 10 gün içerisinde bir gün bunun kafasında kesinlikle görev çıkar. O yüzden sorun yaşamazsınız yani. 200 elmas vermek zorunda değilsiniz. Bir diğer yumurtanın yeri ise chat. Evet. Chat'e emoji olarak gelip şuradaki yumurtayı atmanız gerekiyor. Şöyle yolladığınızda bir diğer yumurtayı da böylelikle vermiş oldum. 5 yumurtayı şimdiden aldık. Şöyle hemen görevimizi tamamladığımız için 2 beleğimizi, 100 bahçe liramızı alalım buradan. Peki başka nerede? Hala yumurta hala bulmadığımız 2 yumurta var. Diğer bir yumurta ise bu sayfada mı? Ha bu sayfa burada. Poşet ben bunu almadım. Asıl önemli olan bu. Poşetteki delik bahçesinde şurada ağaca tepesinde kırmızı. Şurada hemen mouse'umu koyduğum yerde tıklayıp alabilirsiniz. Bu da 6. yumurta. Ve asıl olaya gelelim. 7. yumurta. 7. yumurta Fangorn Ormanı'nda ya da Celebrant Ovası'nda bunu gözle arayarak bulmanız gerekiyor. Fangorn Ormanı'nda ya da Celebrant Ovası'nda Ent meclislerine bakıyoruz arkadaşlar. Ent meclislerine bakıyoruz ve Ent meclislerinden bir tanesi parlıyor. Bu ent parlayan bir ent meclisi bulacağız. Şimdi burada 300'lük topraklar, 200'lük topraklar zaten parlıyor. Onlara keşif yapıyoruz. Oraya da geleceğim. Parlayan bir ent meclisi arıyoruz arkadaşlar. Genellikle sunucunuzda illa birileri bulmuştur. Dünya chatten sorarsanız koordinatını atarlar. Herkes de aynı parlıyor yani. Sunucudan sunucuya sadece fark gösteriyor. Parlayan ent meclisi arıyoruz. Evet buldum. Yani benim sunucumdaki ya da bilmiyorum bana evet benim sunucumdaki çünkü herkes buraya geliyor. Kişiye özel değil. Sunucuya göre farklılık gösteriyor. Benim sunucumda Ent Meclisi buradaymış. Şöyle göstereyim. Ent Meclisi bu şekilde parlıyor ve keşif diyerek
herhangi bir kıtanızı yollayabilirsiniz. Şöyle süvariyle yolladım. Zaten oraya temas etmeye ihtiyacınız yok. Gorbağınızı, yani gorbağınızı, özür dilerim. Temas etme ihtiyacınız yok çünkü keşif mesafe veya şey önemsemiyor yani. İstediğiniz her yere keşif gönderebiliyorsunuz. Aynı zamanda dediğim gibi 200'lük 230'luk binalar da parlıyor. Binalar diyorum, topraklar da parlıyor. Onlara şöyle keşif gönderebilirsiniz. Tıpkı 70 yılbaşında olduğu gibi. Ufak mini ödülleri var. Bazen Radagast geliyor, bilmece soruyor. Onlar da kaçırmazsınız şöyle. Bulduğum bütün 200'lük, 230'luk, 260'lık, 300'lük arazilere yakınımdaki yolluyorum. Günlük 10 keşif hakkınız var. Bir tanesini aldım bile. Kimi zaman oturur burada 30 dakika gözcülük yapar. Ödülünü öyle alır. Kimi zaman da saniyesinde tamamlanır. O da Boz Radagast gelir, bilmece sorar. Şöyle bahçelireye baktığım zaman da nasıl bahçelire kazandığım gösteriliyor. Şöyle artı butonuna bastığım zaman. Bahar Festivali etkinliklerine katıl. Özel arazi ve savaşların keşiflerini tamamlayarak, çeteleri yenerek, toplama ve talim yaparak kazanılabilir. Talim yaparak da kazanıyorsunuz. Toplama yaparak da kazanıyorsunuz. Çete yenerek de kazanıyorsunuz. Yani bir sunucunuzda savaşlar bittiyse benimki gibi. Kıtalarınızı doldurun abi. Çıkın avlayın. Birkaç şey avlayın. Ne derler ona? Çete avlayın. Bahçelere toplayın. Han işleri sanırım belli bir şans oranıyla bahçe lira verebiliyor. Belek sandığından rastgele olarak çıkabiliyormuş ve zümrüt karşılığında satın alınabiliyormuş. Yani bahçe lira dediğim gibi ekstra süs için. Bu arada Radagast çıktı. Ne soracaksın abi? Gandalf'ın bineğinin adı nedir? Bilmiyorum lan ben bunu. Kar yelesi diyeceğim ama. Hangisi ama? Ak Gandalf'ın mı? Galiba Ak Gandalf'ın. Felerof'u bilmiyorum. Kar yelesi diyeyim mi? Hafif ayak, gölgeli. Kar yelesi diyeceğim. Yalan. Yalan olduk. Aşağıdakilerden hangisi Evil Factions tarafından rol sunucularında çağrılabilir? Gemin bozanlar, keşif kolu... Bir dakika. Evil Factions tarafından rol sunucularında çağrılabilir. Keşif kolu çağrılıyor. Yemin bozan da çağrılıyor ki. Yemin bozan tarafsız. Tamam, entler iyilere hizmet ediyor. Kartallar iyilere hizmet ediyor da yemin bozanlar tarafsız. Hem iyiye hem kötüye hizmet edebiliyor yemin bozanlar. Neyse biz keşif kolu diyelim, geçelim. Bak bahçe lira verdi mesela. Güzel. Şurada belek günlük ücretsizini açalım. Çıkmadı şansıma. 200 elmaslığı da verelim. 5 bahçe lira attı burası. Güzel. Başka yapılacak bir şey var mı etkinlik olarak? Anlatmadığım bir şey kalmadı sanırım ya. Kaldı mı? Kalmadı diye düşünüyorum. Biraz oturup poşetteki delik bahçesinde vakit geçirmem gerekecek. Ben de. Burada ya bir tasarım masarım yapalım, süsleyelim buraları. Eğlence, ekstra eğlence. Ha bir de sanırım eğer Begant'deyseniz sanırım keşif yapamıyormuşsunuz. Öyle duydum. Dolayısıyla 7. yumurtayı asla alamayacaksınız ya da bu keşif görevlerini yapamayacaksınız sanırım, bildiğim kadarıyla öyleymiş. Haberiniz olsun. Evet, sanırım aktaracağım bir şey kalmamış. Poşetteki delik bahçelerinizi gelin abi Discord sunucumuza atın da ben biraz kopya çekeyim sizden, tasarım bakımından. Yani böyle random gezerek de kopya çekebilirim de sizden çekeyim. Her neyse. İzlediğiniz için çok 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 teşekkür ederim. Sonraki Lord of the Rings Rise to War videolarında görüşmek üzere. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.